Şimdi önemli bir karar açıklandı. Gazeteci Hrant Dink cinayeti hakkında yürütülen dava bugün karara bağlandı. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandılar. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 14 yıldır devam eden davada. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arsan'ın da aralarında bulunduğu 13 ismin dosyasının ayrılmasına karar verildi. 3 eski emniyet müdürünün dosyası ise zaman aşımı nedeniyle düştü. Hala Hrant Dink cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. 78 kişinin yargılandığı davada 26 sanık ceza aldı. Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Ceyrah ve Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın dosyaları ise düştü. Gerekçe zaman aşımıydı. Tetiği çeken o gün Samast'la Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkındaysa FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulunuldu. Ranting'i öldüren e, mekanizma tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmamıştır. Davada yargılanan diğer sanıklarda 3 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Ranting'in ailesi adına açıklama yapan avukat Hakan Bakırcıoğlu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Bugün verilen karar önemli ölçüde ciddi hatalar içeren bir karardır.